Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, emek veriyoruz. Yani çalışmadan, emek olmadan yemek olmuyor en basiti. Şu anda emeğimizin karşılığını bekliyoruz artık. Yani kendi verdiğimiz uğraşlar sonucunda işte vitrindeyiz. Ekilmesi, yetişmesi toplamda kaç gün sürüyor? Ya domates normalde ekiyoruz. Domatesi mesela ektikten 45-50 gün sonra normal tabii suyunu falan ilacını her şeyini veriyoruz. 45-50 gün sonra normal toplama başlıyoruz yani. Ya hak eden kazansın. Yani hepimiz sonuçta bir emek verdik. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Yani hak eden kazansın. Farklı bir şey demek istemiyorum yani. Ya şimdi görünüş de olabilir de lezzet çok önemlidir. Şimdi sonuçta insanlar ya sağlık tüketiyoruz yani. İnsanın ağzına bir tatlı bir şey olması lazım. Ekşi bir tat değil de normal tatlı bir lezzet kalması lazım. Yani artık bakacağız şimdi bütün üreticilerimiz herkes emek görüyor. Herkes hemen karşılığını bir almak istiyor. Artık kiminkisi daha güzelse, ya kimin domatesinde ağzında az da olsa bir lezzet kalırsa ne mutlu. Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Valla salça tarlaya ekeriz. Domatesler büyütürüz, alırız, eve getiririz. Makinam var, makinamda çekiyoruz. Yıkadıktan sonra, ondan sonra direkt tavaya 12 saat kaynatıyoruz ablacığım. Böyle de sizlere salça. Bütün domatesler de İmenköy'ün özellikle organiktir yani kardeşim domateslerimiz. Birincidir. Ziraat Mühendisi'nin Sayın Alper Öztürk Bey efendilerimiz olan kendilerine de kolaylıklar diliyoruz. Kim kazandı? Değerli konuklar. Bu birincinin şampiyon hediyesini sunmak üzere geçmiş dönem belediye başkanımız Osman Topaç abimi buraya davet ediyorum. Buyurun başkan. Teşekkür ederiz. Belediye başkanlarımıza ve muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi öncelikle İstanbul'un en verimli toprakları olan Silivri'deyiz. Silivri'nin Değirmenköy mahallesindeyiz. Silivri'nin batıya açılan en uç mahallesindeyiz. Ve yaklaşık 100 yıldır da bu topraklarda Türkiye'nin en lezzetli domatesleri yetişiyor. 36.sını düzenlediğimiz geleneksel hale gelen domates festivalindeydik. Tabi pandemi döneminde olduğumuz için bunu bir festival değil de bir yarışma tadında yaptık. Sizin de gördüğünüz gibi 3 tane genç çiftçi, üretici ödül aldılar. Ben şunu söylüyorum, biz Silivri Belediyesi olarak Silivri'yi marka kent hayalimiz varken ve bu marka kent hayaline yürürken bunun en önemli ayağının, en önemli parametrenin biri tarım ve tarımsal üretim dedik. İstanbul'un gıda üssü, hayvancılık üssü olacağız dedik. Ve İstanbul'un bir kaçış rotası, insanların oksijen almaya, insanların şehrin stresinden nefes almaya gelecekleri dönerken de domatesini, bamyasını, kavununu, karpuzunu ve yoğurdunu, manda yoğurdunu alıp tekrar şehre dönebilecekleri bir ilçe hayal ettik. Marka bir kent hayal ettik. Önümüzdeki süreçte de buna devam edeceğiz. Tarım demeye devam edeceğiz. Tarımsal üretim demeye devam edeceğiz. Ve üretene, üreticiye destek olmaya devam edeceğiz. Şimdi biz öncelikle Silivri Belediyesi'nin arazilerini, Silivri Belediyesi'nin uhdesindeki arazileri hanım çiftçilerimize ve genç çiftçilerimize dilediklerinde ücretsizle tahsis ediyoruz. Üretsinler diye. Ben genç kardeşimi tebrik ediyorum. Hem gençlere hem de hanımefendilere, bakın hanım çiftçilere de özel bir pasaj açıp onların hep yanında, hep yöresinde olacağımı da buradan ifade etmek istiyorum. Meslek sırrı diyeyim. Ya, toprak analizi ve toprağa zamanında istediğini verebilmek ürünü. Bu işe bize ilk babam teşvik etmişti. Daha sonra 9 senedir ailece hep bu işi yapıyoruz. Bundan önce de şampiyonluklarımız olmuştu. Bu sene ikinci olduk. Ayrıca ikinci olduğum için de mutluyum. Yazın yapılıyor bu işi. Kış ürünlerini yetiştirmiyoruz zaten. Yazın yapılıyor. Okuldayken de sadece cumartesi günleri yapabiliyoruz. Hafta içi gelmiyorum okuldayken.